Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu hafta sizlerle birlikte kapasitörler, kapasitans, yüklü cisimlerdeki elektrostatik kuvvet, Poisson ve Laplace eşitliklerini ele alacağız. Geçen hafta hatırlarsak arkadaşlar, elektrik alanında depolanan enerji ve elektrostatik alanlar için sınır şartlarını vurgulamıştık arkadaşlar. Önceki iki haftanın yine kısa bir tekrarını yapacak olursak arkadaşlar, elektrik alandaki malzemelerle ilgili arkadaşlar, dielektrik malzemelerde dipol momentinden bahsetmiştik. Arkadaşlar dielektrik malzemedeki yüzeyinde yük, birim yük yoğunluğuna arkadaşlar, dipol momentinin birim vektörle çarpımına eşit olduğunu söylemiştik. Dielektrik malzeme içinde ise arkadaşlar, hacim yük yoğunluğunun dipol momentinin divergence'ına eşit olduğunu belirtmiştik. Dielektrik malzemelerde arkadaşlar önceki ifadelerimizi dielektrik malzemeler içinde geçerli olduğunu genel bir ifadeyle tanımlamıştık. Elektrik akı yoğunluğunu arkadaşlar hatırlarsak epsilon 0 çarpı elektrik alan şiddeti şeklinde görmüştük. Dielektrik malzemeler için ise arkadaşlar bu ifade elektrik ortamın geçirgenliği çarpı elektrik alan şeklinde olduğunu söyledik. Burada epsilon'un arkadaşlar epsilon 0 çarpı ER eşit olduğunu belirtmiştik. ER'nin yani ortamın dielektrik katsayısının arkadaşlar 1 olduğu durumlar için arkadaşlar bunun boş uzay olacağını söylemiştik. Hatta bazı malzemeler için dielektrik sabitini görmüştük arkadaşlar. Mesela saf su için bunun 80 olduğunu, bazı cam için mesela arkadaşlar 2-3 aralığında olduğunu görmüştük arkadaşlar. Önceki derslerimde de gördüğümüz elektrik alanın döneli bıraksaması arkadaşlar ifadelerini dielektrik malzemeler içinde genelleştirerek ifadelerimizi genel bir denkleme oturtmuş olduk arkadaşlar. Yani ortamın geçirgenliğini de hesaba katarak denklemlerimizin yine geçerli olduğunu belirtmiştik. Geçen hafta ise arkadaşlar elektrostatik alanlar için sınır şartlarını ve arkadaşlar elektrostatik alanlarda depolanan enerjiyi görmüştük arkadaşlar. Öncelikle sınır şartlarından konuşacak olursak arkadaşlar elektrik alanın arkadaşlar gerilimin gradyantının negatifine eşit olduğunu söyledik. Burada arkadaşlar ilk hafta elektrik alanlarla ilgili gördüğümüz arkadaşlar temel varsayımlardan elektrik alan şiddetinin döneline sıfıra olduğunu tekrar arkadaşlar burada göstermiş olduk. Daha sonra arkadaşlar iki farklı alan için arkadaşlar sınır şartından yola çıkarak arkadaşlar elektrik akı yoğunluk farklarının arkadaşlar yüzeydeki yük yoğunluğuna, birim yük yoğunluğuna eşit olduğunu görmüştük arkadaşlar. Elektrostatik alanda depolanan enerji için arkadaşlar eğer ki yüklerimiz düzenli değil yani dağınık yük şeklinde en nokta yükten oluşuyorsa arkadaşlar o ortamda depolanan enerjiyi toplam formülü şeklinde 1 bölü 2 birden n'e kadar QE çarpı ve I şeklinde bulmuştuk. Eğer ki yük dağılımı ortamında oluşan cisimlerden bahsediyorsak arkadaşlar yani sürekli hacim veya sürekli yüzeysel yük yoğunlukları varsa onlar için de arkadaşlar depolanan enerjiyi integral formunda yani toplam formülünü integral formuna çevirerek burada hacim yük yoğunluğunu veya eğer ki yüzey ise yüzey yük yoğunluğunu hesaba katarak integralini alıp elektrostatik alanda depolanan enerjiyi bulabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar elektrostatik alanda depolanan enerji için hatırlarsak iki yöntemden bahsetmiştik. Biri arkadaşlar kaynak dağılımına göre
Diğeri ise arkadaşlar, kaynak dağılımına göre bulduğumuz depolanın enerji formülü bu şekildeydi. Diğeri ise arkadaşlar, hatırlayacak olursak arkadaşlar, alan, elektrik alan altında depolanan enerjiyi arkadaşlar yine integral formunda bu şekilde elde etmiştik arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 gene hacim integrali arkadaşlar, elektrik akı yoğunluğu nokta çarpımı elektrik alan şiddeti şeklinde bulmuştuk. Bu hafta ise arkadaşlar kapasitörlere ve kapasitanslara değineceğiz. Öncelikle arkadaşlar kapasitör kapasitansları ele alacağız. Sağ taraftaki şekilde gördüğü gibi arkadaşlar kapasitör için genel bir gösterim arkadaşlar bu. Birbirine yakın yalıtılmış iki iletken arasındaki oluşuma biz kapasitör diyoruz arkadaşlar. Yani şurada bir iletken, burada da karşı tarafında arkadaşlar iletken, bu iki iletken arasında bir yalıtılmış bölge arkadaşlar. Biz bu gösterimi arkadaşlar kapasitör diyoruz. Bu kapasitör arkadaşlar harici bir enerji kaynağıyla, bu DC source olabilir arkadaşlar, harici bir enerji kaynağıyla, yani pil de olabilir, harici bir enerji kaynağı ile bir iletkenden diğerine yükler kolaylıkla arkadaşlar transfer edilebilir. Yani başka bir ifadeyle arkadaşlar kapasitör harici bir kaynak kullanarak yüklenmektedir. Yani bunu telefonlarımızda kullandığımız bataryaları da düşünebiliriz arkadaşlar. Bu yüklenme işlemi arkadaşlar şarj işleminin bütün zamanlarında iki iletkenin yükü eşit ve zıt olacaktır arkadaşlar. Yani burada eksi alt tabakadaki iletkende arkadaşlar eksi yüklü yükler yüklenecek. Öbür taraftaki iletkende ise arkadaşlar zıt yüklü, yani artı şeklinde yüklenecek arkadaşlar. Yüklerin bu ayrımı arkadaşlar dielektrik ortamda bir elektrik alanı ve sonuçta iletkenler arasında potansiyel fark oluşmasına neden olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yüklenme işlemine devam ederken bir iletkenden diğerine daha fazla yük transferi ile aralarında daha fazla potansiyel fark olacağı açıktır. Yani yüklenme, yani yük artışı ne kadar çok olursa aradaki potansiyel farkı o kadar çok olur. Zaten hatırlayacak olursak da arkadaşlar yüklerden kaynaklı bir noktadaki potansiyeli yük ile doğru orantılı olarak elde etmiştik arkadaşlar. Yani diğer bir ifadeyle yük arttıkça elektrik alan şiddeti kuvvetlenecek. Elektrik alanın kuvvetli olduğu ortamlar içinde arkadaşlar biz de kolaylıkla potansiyel farkının daha yüksek olacağını belirtebiliriz arkadaşlar. Daha basit bir ifadeyle arkadaşlar iletkenler arasındaki potansiyel fark transfer edilen yükle doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar iletkendeki yükün diğerine göre potansiyeline oranı ile kapasitansın tanımlanmasında bize yardımcı olacak. Kapasitansı biz matematiksel olarak arkadaşlar ifade edecek olursak, yani iki iletken arasında diğer elektrik malzeme kapasitörün tanımını yapmıştık arkadaşlar. Kapasitansı da arkadaşlar, yani kapasitörün kapasitansını oradaki yükün iki plak arasındaki potansiyel farkına oranı şeklinde tanımlanır arkadaşlar. Burada kapasitansın arkadaşlar birimi farad olarak verilir. Yükün birimi daha önce de belirtmiştik arkadaşlar kolum. Potansiyelin de birimi arkadaşlar volt olarak belirtmiştik. Burada V, A, B'nin ifadesi arkadaşlar A iletkeninin B iletkenine göre potansiyelini göstermektedir.
Evet arkadaşlar, kapasitörlerin birçok kullanma alanı var arkadaşlar. Elektronikte frekans ayarlı devrelerin tasarımında ve güç sistemlerinde devrelerin güç kat sayısının düzeltilmesinde kullanılmaktadır. Yani hayatımızda, yaşamımıza baktığımızda arkadaşlar birçok noktada kapasitörler karşımıza çıkmaktadır. Gerek kullandığımız araçlarda arkadaşlar, kullandığımız cep telefonlarında, bilgisayarlarımızda, hatta arkadaşlar evlerimizdeki ışıklarda vesaire birçok elektronik, elektrik alanda kullanımı mevcuttur. Şimdi arkadaşlar bazı kapasitör ve kapasitörlerin türünü görelim arkadaşlar. Tantalyum kapasitörleri var arkadaşlar. Burada 4 malzeme, 4 kapasitör türü verilmiş arkadaşlar. Bu tabloda arkadaşlar tantalyum, alüminyum, seramik ve film kapasitörleri ele alıyor arkadaşlar. Bu tabloda bu kapasitörlerin karşılaştırmasını yapıyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar yalıtkan, yani iki iletken plak arasındaki yalıtkan türüne baktığımızda arkadaşlar tantalyum kapasitörlerde tantalyum pentaoksit kullanılmakta iken alüminyumda arkadaşlar alüminyum oksit, seramiklerde ise arkadaşlar baryum titanat, film kapasitörlerde ise arkadaşlar polyester ve polipropilin kullanılmaktadır arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar tabii ki kullanım amacına göre üretilip geliştirilmektedir. Mesela dielektrik kas sayılarına baktığımızda burada en yüksek dielektrik kas sayısına seramiğin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Peki bunların avantaj ve dezavantajları tabii ki kullanıma göre gene üretildikleri için arkadaşlar farklı avantaj ve dezavantajları var arkadaşlar. Mesela tantalyumun avantajına baktığımızda küçük boyutlarda yüksek kapasite olabiliyor arkadaşlar. Yani yüksek kapasite ve boyut olarak küçük kapasitör elde etmek istiyorsanız tantalyum kullanılabilir arkadaşlar. Alüminyumun avantajına baktığımızda arkadaşlar alüminyum kapasitörlerinin arkadaşlar çok ucuz olduğu, küçük boyutlarda ise arkadaşlar yine yüksek kapasite elde edilebilir arkadaşlar. Seramik kapasitörlere geldiğimizde ise arkadaşlar diğer kapasitörlerden farklı olarak arkadaşlar kutupsuzluk avantajı var. Yani elektronik belki dersinizde de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Genelde kapasitörü kullandığımızda orada kutupuna dikkat ediyor. Artı mıdır, eksi midir? Çünkü ters yönde bağladığımız durumda kapasitörün delinmesine neden olabilir. Seramik kapasitörlerde ise arkadaşlar bu sorun yok. Her iki kutup artı eksi için kullanılabilir. Bu da seramik kapasitörlerin önemli bir avantajı olarak öne çıkmaktadır. Film kapasitörlerde ise arkadaşlar iyi bir karakteristiği olduğu, çalışma gerilim aralığının geniş olduğu söylenilebilir arkadaşlar. Tabii ki avantajlarıyla birlikte dezavantajları da var arkadaşlar. Tantalyumda kısıtlı çalışma gerilimi vardır. Yani çok geniş gerilim bandında çalışılamıyor. Alüminyumlarda ise arkadaşlar sıcak ortamlarda verimli olmadı. Çalışma ömrünün düşük olduğu söylenilebilir. Seramiklerde ise arkadaşlar kapasite değerinde sıcaklığa ve gerilime yüksek bağımlılık. Yani sıcaklıkla birlikte buradan kapasitesinin etkilendiği çıkarılabilir arkadaşlar. Film kapasitörlerde ise dezavantaj olarak boyutunun büyük olduğu öne çıkıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar genel bir tablo var. Gene alüminyum, elektrolit, tantalyum, seramik ve film kapasitörler için. Buradaki grafikte ise arkadaşlar grafiğin okumasına bakalım. Mesela kırmızı renkli olan alüminyum, elektrolit burada kapasitesini, burada gerilim aralığını göstermektedir. Kapasite aralığı için arkadaşlar alüminyum elektrolit mesela 100 nanofarad'dan başlamakta. Yani başlangıç değerleri alüminyum elektrolit için 100 nanofarad'dan başlayıp 100
200 milifarata kadar çıkabilmektedir. Çalışma gerilimi için ise arkadaşlar burada 8 volt civarında başlayıp 600-700 volta kadar alüminyum elektrolit kapasitörlerin üretimin olduğunu görebiliyoruz. Mesela seramik kapasitörlere bakacak olursak arkadaşlar çok düşük kapasiteler için üretiminin olduğunu söyleyebiliriz. Yani pikofarad değerlerinde kullanacak olursak arkadaşlar bizim devrelerimizde seramik kapasitörü tercih etmemiz gerekecek. Seramik kapasitöründe bir avantajı vardı hatırlayacak olursak kutup sorunu yoktu arkadaşlar. Çalışma gerilimine baktığımızda ise arkadaşlar seramik için 9 volttan başlayıp 1200 volt civarına kadar arkadaşlar çıktığı söylenebilir arkadaşlar. Pardon 2000 volta kadar, evet seramik kapasitörleri 2000 volta kadar çalışma gerilimi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan arkadaşlar film kapasitöre de bakalım. Film kapasitör çok dar kapasite aralığına sahip. Yani şuradan 5 nanofarad'dan başlayıp 20-30 mikrofarad'a kadar üretiminin olduğu söylenebilir. Ama çalışma geriliminin yüksek gerilimlere kadar çıktığı söylenebilir arkadaşlar. 50 volttan başlayıp 3-4 kilovolta kadar çıktığı görülüyor arkadaşlar film kapasitörler. Evet arkadaşlar burada bir firmanın EPCOS bu bir kapasitör üreticisi arkadaşlar. EPCOS'un 2009 yılında bazı kondansatör satışları, kapasitör satışları göstermektedir. Endüstri hangi endüstri üretimlere sattığını ve hangi çeşitlerde kapasitör sattığını rahatlıkla görebiliyoruz. En yüksek kapasitör satışını arkadaşlar teknolojik ürünlerin aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. %38 gibi bir oran. Teknolojik ürünler arkadaşlar %21 ile otomotiv endüstrisi takip ediyor. Yani otomotiv endüstrisi de ciddi anlamda kapasitör ihtiyacı olduğu buradan açıkça görülmektedir arkadaşlar. Otomotiv, telekom, tüketici, perakende ve diğer dallar sırasıyla takip etmektedir arkadaşlar. Bu kapasitörlerin çeşitlerine baktığımızda ise arkadaşlar en çok kapasitör satışı tantalyumun aldığını görebiliyoruz. %33 oranıyla tantalyum ise arkadaşlar alüminyum film ve güç kondansatörleri sırasıyla takip etmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapasitörlerle ilgili basit bir örnek çözelim. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar her birinin yüzey alanı A, yani şuradaki plakalardan bahsediyor arkadaşlar, alanları A, birbirinden uzaklıkları D arkadaşlar. Bu iki paralel iletken arkadaşlar levha daha önce de belirttiğimiz gibi kapasitörün tanımıydı. Kapasitör oluşturur. Üst plaka arkadaşlar artı Q, alt plaka da eksi Q yüklü. Kapasitörün kapasitansının hesaplanması isteniyor. Sistemin kapasitansı ile ortamda depolanan enerji ne olur? Onu bulmamız isteniyor. Çözümüne bakacak olursak arkadaşlar burada arkadaşlar yüzey alan yoğunluğuna rho s yani Q bölü A olarak varsayılabilir. Plakanın yüzey alanındaki yüzey yük yoğunluğu. Bu iki iletkenler arasındaki elektrik alan şiddetine bakacak olursak arkadaşlar burada arkadaşlar eksi rho s bölü elektrik alan geçirgenliği, ortamın geçirgenliği. Yönü hangi yönde arkadaşlar? AZ yönünden. Eksinin burada eksi gelmesi neden arkadaşlar? Şuradan elektrik alana bakacak olsak şurası Z yönü arkadaşlar. Z yönünün tersine olduğundan dolayı
şuradaki eksi işareti geliyor arkadaşlar. Nedeni de bu. Eğer ki z yönünde olmuş olsaydı burada eksi olmayacaktı. Evet arkadaşlar, Q yükü z eşittir D'de bulunan üst plakadaki yük, A her plakanın yüzey alan ve epsilon da ortamın geçirgenliği olduğunu belirttik. Z sıfırda da eksi Q yüklü plaka bulunmaktadır. Elektrik alanı bulduktan sonra arkadaşlar, elektrik alanın integralini alacak olursak arkadaşlar, iki plaka arasındaki gerilim yani potansiyel farkı elde edebiliriz arkadaşlar. A ve B noktaları arasında integrali aldığımızda arkadaşlar, oradan rho s elektrik alanı az önce biz eksi rho s bölü epsilon şeklinde olduğunu tanımlamıştık arkadaşlar. İntegralde aldığımızda arkadaşlar, burada değişkenimizde aradaki uzaklığı belirtmektedir. Rho s çarpı z bölü epsilon ortamın geçirgenliği olarak söylenebilir. Burada belirttiğim gibi arkadaşlar, z genel bir ifadedir. Aradaki uzaklığımız z eşittir d'ye eşit olduğundan dolayı z yerine d katarak arkadaşlar biz potansiyel farkını rho s çarpı aradaki uzaklık bölü epsilon ya da rho s neydi arkadaşlar? Az önce söylemiştik. Q bölü A yani toplam yük bölü alan şeklinde olduğunu belirtmiştik. Biz rho s yerine Q bölü A'yı da katarsak yine aradaki potansiyel farkını toplam yük ve alana bağlı olarak bulabiliriz. Yani Q çarpı D bölü epsilon A. Buradan arkadaşlar şunu kolaylıkla belirtebiliriz arkadaşlar. Aradaki potansiyelin, yükler arasındaki potansiyel az önce de belirtmiştik zaten. Toplam yüke ve aradaki uzaklıkla doğru orantılı. Yani aradaki uzaklık ne kadar çok olursa arkadaşlar, oradan potansiyel çok olacağı söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama ortamın geçirgenliği ve alan ile ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz kolaylıkla. Kapasiten tanımı az önce yapmıştık arkadaşlar. Toplam yük bölü aradaki gerilim şeklinde. Yerine gerilimi yerine kattığımızda arkadaşlar, kapasitansı epsilon çarpı A bölü D şeklinde elde ediyoruz arkadaşlar. Demek ki kapasitans değeri neye bağlı arkadaşlar? Bir, ortamın geçirgenliğine. Ortamın geçirgenliği de hatırlayacak olursak epsilon 0 çarpı R, yani dielektrik sabitine bağlı. Epsilon 0 çünkü sabit, boş uzayın geçirgenliği, elektrik alan geçirgenliği dielektrik sabitine doğru orantılı. Yani dielektrik sabit katsayınız ne kadar çok olursa, yüksek olursa arkadaşlar, sizin elde edeceğiniz kapasite değeri de arkadaşlar o kadar yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar, plakaların yüzeyi ne kadar geniş olursa kapasite değeriniz o kadar yüksek olur. Ancak eğer ki plakalar arasındaki mesafe çok olursa sizin kapasite değeriniz ters orantıdan dolayı düşecektir. Peki bu iki plak arasında depolanan enerjiyi bulacak olsak arkadaşlar, önceki dersimizi de arkadaşlar hatırlayacak olursak, depolanan enerji ile ilgili, elektrik alan altında depolanan enerji ile ilgili arkadaşlar, formülümüz 1 bölü 2. Burada epsilon çarpı e kare nereden geliyor arkadaşlar? Bir d integral çarpı nokta çarpımı arkadaşlar, elektrik alan şeklinde bulmuştuk arkadaşlar. Hatırlayacak olursak, burada arkadaşlar d yerine ne yazıyoruz? Epsilon elektrik alanı yazdığımızda biz gene aynı ifadeyi elde ederiz arkadaşlar. Burada bu integrali aldığımızda arkadaşlar 1 bölü 2 a çarpı d bölü epsilon rho s'in karesi şeklinde, ya da burada birimler arası değişiklikler yapılarak arkadaşlar yine bulunabilir arkadaşlar. 1 bölü 2 C ve AB'nin karesi şeklinde de bulunabilir. Yani iki plaka arasındaki depolanan enerjiyi
kısaca neye bağlı arkadaşlar? Plakalar arasındaki potansiyel farkına ve kapasiteye arkadaşlar. İkisiyle de doğru orantılı. Yani bizim kapasitemiz ve plakalar arasındaki potansiyel farkımız ne kadar yüksek olursa arkadaşlar, bizim orada depolayabileceğimiz enerji miktarı da o kadar yüksek olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapasitörlerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi arkadaşlar, yüklü cisimlerde elektrostatik kuvveti ele alacağız. Aslında bu konuyu daha önce kısaca bir değinmiştik arkadaşlar. Bu derste ise arkadaşlar farklı bir formülasyonunu göreceğiz. Araları belli bir uzaklık ile birbirinden ayrılmış cisimlerin üzerinde yükler sabit olduğunu söyledik arkadaşlar. Cisimlerin birindeki elektrik kuvvetin D'le uzaklığı yer değişimi yaptığı varsayılsın. Yapılan mekanik işi daha önce de arkadaşlar D, yani diferansiyel işin oradaki elektrik kuvvetinin diferansiyel uzaklık ile çarpımına eşit olduğunu belirtmiştik. Ayrıca arkadaşlar eğer ki negatif yönde bir kuvvet uygulanırsa onun eksi olacağını da söylemiştik arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu eşitlikte şuradaki vektörel eşitliği yazarak arkadaşlar yeni bir ifade elde edeceğiz. Hatırlayacak olursak arkadaşlar, benzer vektörel ifadeyi daha önce de potansiyel ve elektrik alan için uygulanmıştık. Burada da arkadaşlar yine kuvvet ve depolanan enerji için benzer bir ifade buluyoruz arkadaşlar. Yani kuvvetin arkadaşlar, elektrostatik kuvvetin arkadaşlar, orada depolanan enerjinin, yani depolanan enerjinin gradyantının negatifine eşit olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Hatırlayacak olursak arkadaşlar, elektrik alan için de benzer bir ifade bulmuştuk. Elektrik alan neye eşitti arkadaşlar? Eksi gradyant V şeklinde olduğunu bulmuştuk. Burada da elektrik kuvvet için bu sefer gradyant W şeklinde elde ediyoruz arkadaşlar. Burada gradyant operatörünü açacak olursak arkadaşlar, 3 boyutlu bir uzay için eşitliği kolaylıkla elde edebiliriz arkadaşlar. A, X, Y, Z düzleminde kolaylıkla ifadeyi 3 boyutlu uzay içinde elde edebiliriz arkadaşlar. Gradyant operatöründe arkadaşlar vektörel işlemlerden hatırlıyor sunuldur muhtemelen arkadaşlar. Burada arkadaşlar yapılan iş için az önceki yapılan işte arkadaşlar, Q yüklü bir cisim için arkadaşlar yapılan iş için şunu kastediyorum arkadaşlar. Q yüklü bir cisim için depolanan enerjiyi Q'ya bağlı bulmuştuk arkadaşlar. İş yerine arkadaşlar Q kare bölü 2 epsilon A çarpı Z. Z az önce burada hatırlayacak olursak arkadaşlar, şurada D'yi, şuradaki ifadeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani iş yerine şuradaki ifadeyi katıyoruz. Q kare bölü 2 epsilon A Z şeklinde. Z az önce plakalar arasındaki uzaklık D olduğundan dolayı D katmıştık. Z'ye göre arkadaşlar türevini alacak olursak buradaki ifadenin kısmi türevini alacak olursak arkadaşlar, sadece Z düzleminde olduğu için arkadaşlar, bizim orada az önceki örnekte elektrostatik kuvvetimiz ne oluyor arkadaşlar? Eksi Q kare bölü 2 epsilon A şeklinde, yönü de Z yönünün tersinde. Yani daha önce de belirtmiştik zaten, elektrik kuvvet ile elektrik alan şiddetinin yönü aynıdır. Dolayısıyla eksi oradan geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elektrostatik kuvvetler içinde, yüklü cisimlerdeki elektrostatik kuvvetler içinde söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi arkadaşlar Poisson ve
Laplace eşitliklerini ele alacağız. Burada da arkadaşlar önceki haftalarda gördüğümüz denklemleri Poisson ve Laplace'ın gösterdiği şekilde farklı ifadelerle elde edeceğiz. Nokta biçimde arkadaşlar Gauss kanunu için elektrik akı yoğunluğunu epsilon çarpı elektrik alan şeklinde olduğunu vurgulamıştık. Burada arkadaşlar daha önce elektrik akı yoğunluğunun divergence'ının hacim yük yoğunluğuna eşit olduğunu belirtmiştik. Hacim yük yoğunluğunun yerine ise epsilon elektrik alanı katarak arkadaşlar elektrik alanının yerine de gerilimin gradyantını kattığımızda arkadaşlar burada şu ifadeyi elde ediyoruz arkadaşlar. Buradaki ifadeyi arkadaşlar vektörel denklemlerle revize edeceğiz. Yani daha önce de yine bu vektör özdeşliğini kullanmıştık arkadaşlar. Burada bu vektör özdeşliğinde arkadaşlar şuradaki denklemi revize ederek arkadaşlar şuradaki denklemleri elde ediyoruz arkadaşlar. Buradaki ifadeye bakacak olursak arkadaşlar bu ifadeden gerilimin potansiyel fonksiyonu ve hacim yük yoğunluğu ile ikinci derece kısmi bir diferansiyel eşitlik elde edildiğini kolaylıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar ortamımız homojen bir ortam ise ki bizim kullandığımız ortamlar genelde homojen yani epsilon değeri değişmiyor. Ortamın geçirgenliği aynı. Eğer ki ortamın geçirgenliği aynıysa türevinin de sıfır olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki ifade arkadaşlar ifadede şuradaki ifade sıfıra eşit olursa bizim şuradaki ifadeyi arkadaşlar revize ederek Poisson eşitliğini buluyoruz arkadaşlar. Poisson eşitliği bize ne söylüyor arkadaşlar? Neyi belirtiyor? Bir bölgedeki arkadaşlar lokal yük dağılımına bağlı potansiyel dağılımını ifade etmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğer ki elektrostatikte daha önce de belirtmiştik. Eğer ki biz iletkenler için bunu uygulayacak olursak, iletkenlerin yüzeyindeki yük dağılımlarını içeren bazı problemlerden yola çıkmıştık. Bu durumlarla ilgili ise arkadaşlar, hacim yük yoğunluğunun sıfır olduğunu söylüyorduk. Hatırlayacak olursak arkadaşlar, iletkenler içinde hacim yük yoğunluğu sıfıra eşitti. Hatta elektrik alan şiddetinin de sıfıra eşit olduğunu vurgulamıştık. Eğer ki hacim yük yoğunluğu sıfıra eşit olursa arkadaşlar lokal yük dağılımına bağlı potansiyel de arkadaşlar sıfıra eşit olacaktır arkadaşlar. Bu ifade de arkadaşlar Laplace eşitliği olarak vurgulanmaktadır. Bu neydi arkadaşlar? Poisson bu ise arkadaşlar Laplace. Unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yüksüz bir ortam için potansiyel fonksiyonunu bildikten sonra arkadaşlar elektrik alanın gerilimin gradyantına eşit olduğunu söylemiştik. Doğrusal, homojen ve yüksüz bölgelerde de arkadaşlar elektrik alanın divergence'ı sıfırdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konumuz bu kadar. Bu konumuzun kısa bir özetini yapacak olursak arkadaşlar kapasitörlerle ilgili kapasitörün elektrik ortam geçirgenliği, elektrik alan ortam geçirgenliği çarpı tabakanın iletken tabakanın alanı bölü iletken tabakalar arasındaki uzaklığa eşit olduğunu elde etmiştik arkadaşlar. Koaksiyel kablolar için arkadaşlar lev uzunluğunda bir koaksiyel kablo için kapasitansın arkadaşlar şu şekilde elde edildiğini vurguladık. Küresel bir kapasitör için kapasitans arkadaşlar şu şekilde bulunabilir. Yani buradaki arkadaşlar kapasitörden yola çıkarak arkadaşlar biz koaksiyel kablolarda
alanı ve kablolar arasındaki uzaklığı bilirsek arkadaşlar, kolaylıkla kapasitörü bulabiliriz arkadaşlar. Sadece alanı ve uzaklığı yerine katarak kapasitörü farklı cisimler için kolaylıkla buluruz arkadaşlar. Küresel kapasitörler için ise arkadaşlar kapasitans denklemi kolaylıkla yine bulunabilir. L uzunluğunda silindirik bir kapasitör için arkadaşlar kapasitans az önce de belirttik. Bu şekilde bulunabilir. Poisson ve Laplace eşitlikleri için arkadaşlar konuşmuştuk. İkinci dereceli bir diferansiyel denklem elde ettik. Homojen durumlarda ise arkadaşlar ortam geçirgenliğinin gradyantının sıfıra eşit olduğunu vurguladık. Dolayısıyla Poisson denklemini elde ettik arkadaşlar. Bu da bizlere arkadaşlar potansiyel değişimini gösteriyordu arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar homojen yük dağılımları, yani homojen yük dağılımları olan durumlarda ise arkadaşlar iletkenler için yük yoğunluğunun sıfır eşit olacağını vurguladık. Bu da bize Laplace eşitliğini gösteriyordu. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu kadar. Bu dönemi arkadaşlar bitirdik. Tekrarlarınızı iyi yapın arkadaşlar. Elektrik alanla ilgili genel formülizasyonları arkadaşlar iyi kavrayın. Onlarla ilgili arkadaşlar burada belirttiğim kaynaklarda örnekleri kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki örnekleri çözerek arkadaşlar bilginizi pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler dilerim.